Selamun aleyküm hocam, ve aleyküm selam. Tasarrufun delilleri nelerdir? Bu geçen hafta da sorulmuştu. Şimdi arkadaşlar, velilerin tasarrufta bulunması meselesini biz şöyle özetleyebiliriz. Bakınız, bir kulun, bir beşerin, bir mahlukun Allah'ın izni, müsaadesi, Cenab-ı Hakk'ın yardımı, yaratması olmaksızın herhangi bir mahlukun bir işi yaptığına, böyle bir yetki sahibi olduğuna, böyle bir gücü olduğuna inanmak küfürdür. Allah Teala müsaade etmeden, Cenab-ı Hak yaratmadan, yardım etmeden hiç kimse bir şey yapamaz. Bunu bir kere kabul edeceğiz. Şimdi niye bu tarafı söylüyorum? Velilerin tasarrufuyla alakalı konuşurken kerametle başka konularla alakalı konuyu öyle bir yere çekiyorlar ki sanki bunu savunan ehli tasavvuf velilerin mutlak anlamda tasarrufta bulunabileceğini, hiç kimsenin yardımına ihtiyacı olmadığını, ilah olduklarını savunuyorlarmış gibi bir tablo çıkarıyorlar ortaya. Bu yanlış bir şey. Bu doğru değil. Kimse böyle bir şey savunmuyor. Ancak Cenab-ı Hak belli kullarına bazı vazifeleri verebilir mi? Bazı yetkileri, kabiliyetleri, gücü, kuvveti verebilir mi diye baktığımızda biz bazı ayetlerde bunun örneğini görüyoruz. Estağfirullah. Mesela teveffi eden kimdir? Allah'tır. Ruhları alan. Ki biz bunu ayette estağfirullah. Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha. Ölüm anı geldiği zaman da nefisleri, ruhları teveffi eden kimdir diyor Cenab-ı Hak? Allah'tır. Bilâ şek ve lâ şüphe. Bu hakiki anlamda kimsenin iznine, müsaadesine bağlı olmaksızın yapılan teveffidir. Fakat bir diğer ayete bakıyoruz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ. Sizinle ilgili görevlendirilmiş olan ölüm meleği sizi teveffi edecek, canınızı alacak diyor. Burada can alma görevi, misyonu, burada can alma kabiliyeti kime isnat edilmiş? Azrail Aleyhisselam'a, melekul mevte. Demek ki Cenab-ı Hak ona böyle bir kabiliyet vermiş mi? Vermiş, verebilir. Mesela İnna rabbakumul lahu allazi halaka's semawati vel arda fi sitteti ayamin thumma istawa alel arşi yudabbiru'l emr. İşleri tedbir eden, bütün işleri hakiki anlamda yöneten kimdir? Allah'tır. Fakat Nazihat suresine bakıyoruz. Fel müdebbirati emra. İşleri tedbir eden, edip yönetenlere yemin olsun diyor. Cemi var, çoğul bir ifade var. Fahru Razi rahimehullah'ın için burada ne diyor? Cenab-ı Hak bazı ruhlara diyor, bazı beşerlere, mahluklara bir takım işleri yönetebilme kabiliyeti vermiştir ve Allah Teala bu ayette onlara yemin etmektedir. Çünkü ayette çoğul bir yöneticilikten bahsediliyor. Demek ki tedbir etme kabiliyeti Cenab-ı Hak bir kuluna verebilir mi? Elbette verebilir. Bunu kimse buna itiraz edemez. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın tahtını o kadar kilometre uzaktan göz açıp kapayıncaya kadar böyle tabir ediliyor. Yani göz kayması kadar kısa bir müddet zarfında getirebilmek sadece kimin gücüyle olur? Allah'ın gücüyle olur. Buna kimse güç yetiremez. Fakat böyle harikulade bir hadiseyi قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ yanında kitaptan bir ilim bulunan Asaf bin Berhiye ne diyor? اَنَا اَتِيكَ بِهِ ben sana getirebilirim bunu diyor. Niçin? Çünkü Cenab-ı Hak ona böyle bir kabiliyet, kuvvet vermiş mi? Güç vermiş. Böyle bir ilim vermiş. O da onu getirmiş. Şimdi Süleyman Aleyhisselam bu arkadaşlara göre o zaman Allah'tan bunu istemesi lazım. Eyyukum ye'tini bi arşiha diyor. Kim onun Belkıs'ın tahtını getirebilir diyor. Eyyukum. Onlara söylüyor. Ya Süleyman Aleyhisselam peygamber. Niye Allah'tan istemiyor? Celle Celaluhu. Çünkü sebeplere sarılma diye bir olay var. Süleyman Aleyhisselam o mecliste buna kabil olan Cenab-ı Hakk'ın bu meyanda ilim verdiği, kuvvet verdiği, güç verdiği, kabiliyet verdiği kişiler olduğunu biliyor. Şurada bir arkadaş hastalansa, وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ hastalandığımda odur bana şifa veren. Ne yapacağız? Ya Rabbi hepimiz elimizi açıp da kalp krizi geçiriyor adam. Ya Rabbi buna acil şifa ver mi diyeceğiz? Yoksa doktor olan var mı, ilk yardım bilen var mı diyeceğiz? Hemen onu çağıracağız değil mi? Bu bir kabiliyet, bir ilim. Şimdi velilerin tasarrufuyla alakalı şeylerde de böyle düşünmek lazım. Veli, keramet usulü olarak Cenab-ı Hak tarafından böyle bir kabiliyet verilmiş bir kul olabilir. Böyle bir güç verilmiş birisi olabilir. Allah Teala ona bunu ihsan etmişse, kullar da ondan böyle bir yardım talebinde bulunuyorlarsa, bu fil hakika Cenab-ı Hak'tan istenen bir yardımdır. Ama وَأْتُلْ بُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَطْلُبُ الْاَشْيَاءَ مِنْ اَسْبَابِهَا evlere, kapılarından girin, eşyayı da sebeplerinden talep edin. Bu sebebe sarılmaktır. Başka bir şey değildir. Onun için bu şirktir. Sen Allah'tan istemiyorsun.
İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ayetine sen muhalif davranıyorsun falan gibi konuyu saptırarak, başka yerlere çekerek insanları şirkle, bidatle, küfürle itham etmemek lazım. Bu ilmi bir tavır değil. Ya Cenab-ı Hak cansız, bakın cansız bir eşyaya bile bunu verebilir. Yakup Aleyhisselam gibi bir peygamber gözleri ama oluyor, gözlerini kaybediyor. Dua etse Cenab-ı Hak onun duasını kabul eder. Fakat Allah Teala'nın adeti, sünnetullah başka bir şey arkadaşlar. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Onun şifasını Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinde yaratıyor. Gömleğine böyle bir tasarruf gücü veriyor. İzhebu bi kamisi hâzâ fe'elkûhu alâ vecî ebi ye'ti basîrâ diyor Yusuf Aleyhisselam. Götürün bu gömleğimi diyor. Babamın yüzünün üzerine atın. Bakın gözleri açılacak. Hem burada gaybı biliyor Yusuf Aleyhisselam. Hem de Yusuf Aleyhisselam'ın gömlek ya. Bu insan da değil, varlık da değil. Yani şey olarak canlı bir varlık değil. Gömlek Yakup Aleyhisselam'ın gözlerini açıyor. Bunu kim yaptı? Elbette Allah yaptı. Ama sebep olarak gömlek buna sebep oldu. Gömlekteki bereket, Cenab-ı Hakk'ın ona vermiş olduğu bereket, o şifa sebep oldu. Buna bilumum bugün güncel olarak birçok misal verebiliriz. Onun için veliler tasarruf yapıyorlar, velilerin tasarrufuna inanıyorlar. Bunlar müşriktirler, bu şirktir falan gibi iddialı iddialı cümleler kurmak, insanları cahilce küfre şirke nispet etmek ilmi bir tutum değildir arkadaşlar. Yakışıksız bir tavırdır bu. Ümmet içerisinde bölücülük yapmaktır. Bilip bilmeden meseleyi mihverinden saptırmaktır. Tasarrufun delilleri olarak zannediyorum bu kadar bir izah yapmamız yeterlidir.